Evet sevgili YouTube, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bantam'le Bannerlord'da, Eren Han'ın maceralarında tam olarak. Bu Onira, evet. Onira şehrindeydik. Fakat ben şimdi birini gördüm, ben oradan başlatayım dedim. Videoyu. Bunda görevim var herhalde, şey bu. Sorma şeyi vardı ya işte, bu dalalı. Çık. Bunu soracağım. Benim adım Erenhan Bey'im. Aynen. Pendrake Savaşı hakkında konusunda bilgi verebilir misiniz? Bani Kilt için kederli bir gündü ama intikamımızı aldık. Nimir adında Bani Sarranlı bir savaşçı vardı. Cesurdu ama kibirliydi. Gençler onu severdi elbette. İmparatorluk ile savaşmaya götüreceği adamlar arıyordu ve bizim bundan hiçbir kazancımız olmamasına rağmen Unkit ona engel olmadı. Unkit bazen zayıflık gösterebiliyor. Kirli birçok genç onunla birlikte gitti. Yüzlercesi öldü. Üstelik hiç kimse bir kazanç elde etmedi. İnsanların her nedense kahraman olarak gördüğü Nimir dışında. İnsanların ona dal kavukluk etmesi rezillikti. Elbette Nimir'in kibi ikiye katlandı. Derken bize büyük bir hakarette bulundu. Bu hakaretin ne olduğunu söylemeyeceğim çünkü artık yok. Biz onu yok ettik. Geleneksel yolda. Bunun başkasına sorabilirsin. Eyvallah canım. Tamam, güncellik. Kuşatma ne? Aa. Tamam ben gidiyorum. Şu sığınağı patlatayım hemen. Gel lan gel gel. Gel ben seni bir döveyim de. Hatta direkt askerlerimi yollayacağım. Yolla. Bir ölü mü? Ya sen kafayı sen çıldırmış olmalısın ya. Al bakayım. Al tam bir şey olduk ya. Ha bunu ver. Zırh. Bacak zırhı 14. Tamam, bu daha iyi. Tak bunu da. Bitti. O zaman sığınağı patlatalım da bir. Saldırı. Şimdi bu ilk başta biliyorsunuz şey yapamıyoruz. F1. 3. Atma ok atma. Atma ok zehirli bak. Ok zehirli atma onu. Öldüm. Kırmızı kırmızı da iyi gitti ha. Atmayın bak ok arkadaşlar bakın. Bir yere ok ok zehirli lan ok. Neyse aşağıdaki bir buradaki iki bunları halledelim önce. Ay 61 ne? Aa o ne lan? Düşman mı lan o? Vallahi düşman. Öldü. Tek yedi. Dal abi dal 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 dal. Tamam nerede? Falan olsun ha. Ben Ayutar'la döl yapmam lan. Al bunları. Al araya. Salak. Şu yukarıdan ha. Yukarıdan vur ya.
Bir kişi mi ölmüş bizden? Tüh be. Neyse sıkıntı yok. 4.1 ün. Al bakayım bunları. İtem ver item. İtem ver. Oy, bari yay da verseydin. Dur bakayım dar kılıç. Çekme hızı 40 derece. Yani daha kısa ama bunlar iyi. Güzel. Bayağı bir şey lootladık ya. Bu iyi oldu. Highland Villager Tunic. Daha iyi. Heh. Güzel. 779 değer mi? Ne? Gerçi bir dakika hasar olarak bu daha iyi ki bunu ver. Heh. Aynen. Oo güzel güzel. Bir de buradan malzeme lootladık. Çok iyi. Sığınağı da dağıtmış olduk. Şimdi gidip şu köyden bir şey alalım. Kaç adam alalım. Gireceğim. Aa, dur. Ha, şuradaymış. Asker topla. Ha, hepsini al. Gitti. Ürün al. Pahalı pahalıya mı satıyorsunuz siz? Dur bakayım. Bunu görüntüle. Bir dakika sen satarken bana pahalıya satıyorsun ama. Ya bırak. 10 liraya ne oldu peki? Kış. Ha burası kuşatmayı kurtarmışlar buradan. 10 liradan çalıntı malları kaçırma. Ben bu şunu yapacağım. Yün dokumacısının şeyini de dur. Ticaret. Nasıl 122 ya? Tamam sat bari ne yapayım? Gardı tamam. 2 ayak zırhı. Tamam bunlar aynı. Tamam, dur bakayım bir de yemekten. 13. Ama ben peki satarken niye satamıyorum? Kırmızıya satmam lazım mı? Dur bakayım. Burada ucuzan bir şey var mı? Bir dakika, kaç ucuz? %40 daha ucuz. Basit yaşıyoruz. Tamam. Fazla abartmadan şöyle az biraz alalım. Ufak ufak ticaret biliyorsunuz. Şarap ne kadar? 132. Çok ucuz bulursam zaten şey yapıyorum. Alıyorum yani. Mesela şöyle şeyin gümüş cevherini falan. Tüh, pahalıymış gümüş cevheri de. Ha, bit. Nasıl yer toplasak? Paramız var değil mi? Al bunları da. Konuş. Biraz da görev alıp görev yapalım ki para kasalım biraz. Sonra ticarete girişeceğim bak. Bu oyunda ticaret de çok iyi. Bir sürü şehir dolaşacağız. O şehirlerde şey yapacağız. İşte ucuza gördüğümüz malları alıp pahalıya satabildiklerimizi satacağız orada. Tamam. Devam et. Başka bir yolu var mı? Cömertçe. Tamam. Çık bakayım. Buradan. F5 atalım bir tane.
Bizim de 36 adam olmuş. Tamam, sen devam et reis. Devam. Herhalde buraya gelince bitiyor değil mi? Tamam. Para? Bir dakika, paran o, bir dakika. Asker alalım mı buradan? Paramız var ama. Bekle. Bir ticaret de yapalım burada. Hoş geldin hayatım. Ucuz olan mal var mı mesela? Ucuz böyle. Evet, 60. %100 daha pahalı. Abi bunu sat. %100 daha pahalıya satıyor yani. Direkt. Güzel. Hurma ne kadar? %50 daha pahalı. Tüh. Bira falan ne kadar peki burada? Bira. Kötü. Gerçi yok. Sat abi hepsini. Dur, satma. Vazgeçtim. Of, kadife bir alsam zaten %42 daha pahalıya satılıyor. Takı falan. Tamam. Kış. Tamam, kervanı takip edelim. Herhalde geri diğer şehre gidecek ya. Ay yok, farklı bir yere gidiyor bu. Nereye gidiyor lan? Şimdi nereye gitti de bilsem. Herhalde Pikaon'a falan gidiyor değil mi? Yani herhalde öyle olması lazım. Dur bakalım. Bakalım. Aynen buraya uğradı. Tamam. Kaç verdin? Allah için kaç verdin? Bana onu söyle. Bu arada bizim parti şeyi kaç? 48, tamam, daha fazla alamıyorsun. Biraz okçu verelim. Hatta full okçu verelim şöyle. Bitti. Tamam. Ticaret. Şimdi şu ucuza öyle sattığın bir şey var mı senin? Tahıl mesela. Tahıl kaçtan? 130'dan daha ucuz. Tamam, 130 daha ucuz. Bizim niye sınırımız yok ya? Al tamam, 40 tane tahıl al. 40 tahıl. Et %33 daha ucuz. Tamam, onu da al. Peki bizim şu bira mesela, ulan birayı da ucuz satıyor ki. Başka var mı ucuz? Tamam, mesela bu eti gidelim şeyde satalım. Danustika. Çıkış.
Bu mu en hızlı gidiş? Ha, koş 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 koş. Çapulcu da alsaydım aslında iyi olurdu da neyse dur bakalım. Paramız azalıyor. Ticaret. Yemek. Mesela tahıllı ben kaç tane aldım? Lan biraz yine burada ucuza gidiyor ya. Aa üzüm. Uy güzel. Et. %80. Etin hepsini sattım bu arada. Bak gördün mü? Nasıl kâr ettik? Nasıl? Nasıl kâr ettik? Gördün mü? Heh. İşte bu ya. Seviye atladık. Dur bakayım karakter. Heh. Odak noktası olarak bence okçuluğa vereyim ben. Böyle. Dur. Geri alacağım. Alamadım tüh. Puanlarımız nerede yazıyor? Ha okey. Baksana ticarette kazanmışım bile. Gönderli silah. Okey. Can puanları 3 arttı. Tek elli silah hasarı %4 arttı. Tabii ki tek elli silah hasarı. Tüh. Okçuluk olsaydı ha. Atlara %6 sağlık peki. Var mı daha başka seviye atlattığımız falan böyle gelişen ekstra? Bu okey. Tamam bunu da okey. Devam. Ha dur bir odak noktası verelim. Okçuluk zaten vermişiz. Atletizm vermişiz. Bence binicilik. Ya dur bakayım. Biraz da cazibe verelim. Bitti. Çapulcu mu? Gel lan buraya. Kış. Kaçma. Sen de seveceksin. Kaçma ulan. 3-7. Nasıl ikimiz de 3-7'yiz ya? Aha dur. Adram. Adram. Dur dur. Dur lan. Ha adam kuşatma yapıyordu. Tamam. Banu Sarran üyesiyim. Bana Pendrake Savaşı konusu bilgi verebilir misiniz? Bani Sarranlar için daha gururlu bir an yoktur. Klanımızın en cesur ve en kuvvetli evladı Nimir, Asera savaşlarından oluşan büyük bir grubu imparatorluk adına şan ve şeref için savaşmaya götürdü. Ben de onlarla gittim. Batan yokçuların tepelerden indiğini gördüğümüzde Nimir hazırdı. Komutunu verdi. Tepemiz oklar yerken kalkanlarımızı kaldırdık ve sonra da cizyalarımızı atarak saldırıya geçtik. Onları piştik. Ardından Vilandia şövalyeleri geldi. İki taraftan saldırı altındık ve bizi kurtarmak için adam gönderecek olan imparator ağır davrandı. Belki de sonradan çok güçlenmeyelim diye en iyi Asera savaştı. Bu arada Asera'yı da Asera savaşlarının ölmesini istedi. Ama bu ihanet Bani Kilt'teki Asaralı kardeşlerimizden gördüğümüz ihanetin yanında bir hiçti. Nimir hak ederek kazandığı bir zaferle geri döndü. Bani Kilt'in kızlarından biri ona ilgi duymaya başladı ve bir kaçamak yaşadılar. Gençler bazen böyle şeyler yaparlar. Kahramanlardı. Ne var ki Nimir'in hareketleri Kilt'lilerin gururunu incitti. Onu kaçırıp öldürdüler ve pazar alanlarındaki bir kafese sallandırdılar. İmparatorluğu ve Vilandiyaları hiç affederiz. Kililleri bunu benden hiç isteme. Oha bu klanlar birbirine düşman o zaman. Aynı şeydeki. Milletteki. Okey. Kaç oldu yani? 3. Tamam bitir. Çapulcu bir... Tamam. Geber lan. Ben de dalacağım bu sefer. Biraz mızrak geliştirelim.
F1 F3. Dur bir dakika. Seni ben şöyle bir alayım mı? Ah, alamadım. Nasıl boşa gidiyor ya? Saçmalıyorsun bu arada. Bu kadar mı? Peki. Buram öldüremedim bir tane ya. Oy, ne diyorsun? Dur bakayım, leather shoes. Kötü. Şık tunik, dur bakayım. Sivilde iyiyiz, okey. Sivilde güzel. Demirci çekici. Ahşap çekiç. Başo, yok. Başörtüsü değil canım. Temiz. Tamam, okey. Bitir. Şehir kuşatma altında ya. Neyse, biz devam takladım. Hatta ben şeye gidebilirim ya. Şehirlere gidip yine görev alabilirim. Paramız da iyi aslında. Dur bakayım envantere. Birlik. Biraz okçu verelim. Uçakları da satayım. Bitti. Dur lan dur. Aa, çapulcu. Gel buraya. Lan 3 nokta nasıl 3.4 ya? Benim yakalamam lazım şu anda. Yok, yetişemiyoruz. Yok vallahi değil, yetişemiyoruz yani. Adam lazımız aynı da o yüzden. Lan hadi. Abi çok yakın bu arada ya. Ben de at var. Sen nasıl bende aynı zula biliyorsun ya? Ya bırak. Aa dur. Monçuk. Monçuk. Gel. Monçuk gel. Gönder asker. Zaten bir asker kalmış. Bir seviye atladı orada. Bitti. Monçuk merhaba. Pendrek Savaşı'nı anlat. Evet, İmparator Neretse savaşlarımızı paralı asker olarak tutmayı teklif etmişti. Ben bunda bir sakınca görmedim. İmparatorluk yaşlı bir ayı gibiydi. Besiliyle ve ağır hareket ediyordu. Elindekileri korumak istiyordu. Surgiyalılar aç kurtlar gibiydi ve hala da ölüler. Tıpkı bizim gibi. Kurtlar bazen sürüler halinde avlanır, bazen de öyle avlanmaz. Bazen bir kurt rakibinde aslanın öldürmesini ister. Gidenlerin çoğu Kergit klanındandı. Kergit klanı gençtir. Bizimki gibi geçmişleri yoktur. Hep kendilerini kanıtlamaya çalıştılar. Her neyse. Noyanları Gotuk. Savaş sırasında hanesinin erkeklerinden büyük bir bölümüyle birlikte can verdi. Ne diyebilirim ki? Zafer ağaçlığı tehlikelidir. Hem bu ağaçlığı çeken için hem de etrafındakiler için. Peki. Klanlar kurulur ve dağılır. Benim görevim bütün kuzeylilere hizmet etmektir. Bir de şöyle düşün. Eğer kocası ölmeseydi Lady Mesui Kergitlerin liderliğini asla üstlenmeyecekti. Ölüm fırsatlar yaratır. Ben de büyük bir savaştan sağ kurtulanlar yas tutuyormuş gibi görünürler ama iç içten içe bayramdır derler. Peki. Teşekkürler. Ben şuraya bir bakayım mı? Bir dakika, birlik. Hala 48 mi? Tüh. Ben mi seviye atladım? Tamam, 2000 kişi yap diyor da. Hadi dinarımı. Yapamıyoruz. Karakter. Ben seviye atlamış olamam. Yani. Aa dur, bir şey var şurada. Atletizm. Yok şu.
Aynen bu. Yayayken artı 2 hasar, yayayken artı 2 yakın dövüş hasarı. Artı 2 can artı 1 hareket hızı. Daha fazla tekme hasarı. Peki. Var mı başka? Bitti. Bizi nereye getirdi bu ya? Çıkış. Devam, hızlı. A çapulcu, dur bakayım. Ne burada? Şurada bir bug var ama hayırlısı. Benden daha azsın değil mi? Aha dur. Zenon Reis. Peşindeyim. Atıl. Saldır. Bunu da avlayalım da. F1 F3. Dur hepsini öldürme, hepsini öldürme dur. Nasıl ya? Tüh. Tamam neyse. Bitti. En azından lootuna konarız mesela, o da var. En azından aldık konamadık tüh. Neyse. Sağlık olsun. 10 liraya bir daha bir gitsek ya. Görev yapalım ya. Daha fazla görev yapalım yani. Oğlum seviye atlayan yok. Bana diyorsun ki şey var. Abi bir dakika. Hana git. Ha, sat. Tamam. Gerçi burada kimse yoktu. Ben niye tavernaya girdim? Kasaba adamı. Çık bakayım. Benimki. Tamam. Arena. Aa turnuva var. Allah yürü katıl. Turnuvaya katıl. Biraz para kasalım ha. Para kasalım turnuvada. Üf, güzel at veriyor bayis. Nasıl ya? Tamam turu at da bayis. Bastım full. Patir hadi oğlum patir. Ey, çok fena öldü. Of. Bu arada okçuluk boyunda daha iyi. Okçuluk boyunda kesinlikle daha iyi. Tura atla. Tura atla. Bayis. Koydum bahsime. Kabul. Katı. Allah. Patire karşı mı? Patir oğlum öleceksin. Hazır ol. Bir dakika. Onu nasıl yaptın ya? Patir öldün oğlum. Yavaş, yavaş sok. Patir yavaş. Yerimi söktün lan yavaş. Bir dakika telefona... Telefona çarptı. Masum telefona çarptı. Haydi. Okçuluk mu? Peki tura atla. Katıl. Sen ama sen okçusun ki ben sana karşı alırım her türlü.
Yat aşağı. Sen okçusun bir kere. Okçusun sen okçu kal. Aha süvari. Tamam süvari de sıkıntı değil ha. Okçusun sen okçu kal. Bilmem ne bilmem ne. Şarkı sözlerini bilmiyorum. Oy 31. Kafadan kafadan hep. Vuruyoruz ama. Uy. Benim suratım acıdı. Ah. Ah, ah. Fena fena. Güzel. Atta kazandık he. 1158 de artı para kazandık. Güzel. İşte bu. İşte bu. Envanter. Binemiyorum ki. Biniciliğim yetmiyor. Biniciliğim yetmiyor. Neyse tutarım ben onu. Bana yer sağlıyor bu. Güzel. Bitti. Dön bakayım. Ticaret. Ha. Ticaret bakalım be. Şimdi dur. Şunu bir kaldır. Hepsini göster. 25 mi? Meh. Tamam bunları sat. Şimdi buna gel. Tahıl. Kaçtan alıyorsun? Bir dakika. Tereyağını mı? Benim pahalıdan satmam lazım. Ucuzdan değil. Benim pahalıdan satmam lazım. %33 daha ucuz. Peki. %22. Böyle daha böyle değerli bir şey var mı mesela? Gün ne kadar? %25. Tuz ne kadar? %35. Keten %46 daha ucuz. Tamam birayı bırakacağım. Canım biraz da bırak canım. Heh. Daha var mı? Pamuk mesela. %50 daha ucuz pamuk. Bak bunlar önemli. Tamam birayı bırak biraz da. Tamam. Benim param kalmıyormuş bu arada bunların hepsi alınca. Yuh. Tamam birayı bayağı bırak. Ha çünkü alıyorum ben. Okey tamam ha. Böyle olacak. Tamam bitir bunu. Tamam şimdi. Gidelim bakalım şu şehre. Çık buradan. Biraz ticaret de yapalım biliyorsunuz yani. Biraz ticaret yapıp para kazanacağız şimdi ekstradan. Ragnar mı? Ticaret. Bu arada görevleri de yapacağız tabii ki. Heh. Şimdi bireyi kaçtan satın alıyorum kardeşim? %28. Tüh. Pamuk. Keten daha ucuz diyor mu? Burada bunu satamayız. Dur. Bitti. Rakip çete Sirona'ya giriyor. Meçhi bina. Konuş. Gerçi çete lideri olduğu için gelmez büyük ihtimalle. Hı? Galiba. Taraf değiştirince bu arada çok fena para veriyorlar. Ben bunu yapacağım. 900 geçen yaptık bir 940 verdi adam. 940. Yüklensin de mi? Yüklenmesi biraz ağır olabiliyor. Bunlar da tabii düzelecek. Boş ver. Tüh. Tamam bakalım başka şehir. Ya ben bir tane şey istiyorum ya. Aha. Kervan olur. Kervan ama kervanda da az para veriyorsun be. Tamam şunu da bir konuşalım. Tamam. 3 gün. Lan oğlum 3 gün. Öf, iyi tamam. Ben o sırada şunun görevini yapayım.
Tamam. Devam et. Keşke ne kadar olduğunu yazsa da. Hani bu fiyata işte refakat edeceğim falan diyor ya. Çıkış. ...3.5. Ben tam ben daha hızlıyım. Nereye gidiyor bu? Bu tarafta hangi şehir var? Dur bakayım. İlerideki bir şehre bakacağım da dur bakayım. Acaba Amprile mi gidecek? Amprile ya da Makebe gidecek büyük ihtimalle. Dur bakalım. Tamam, şuraya kadar tıklayayım. Lan oğlum. Niye yön değiştiriyorsun manyak? Tamam, buraya gidecek belli oldu ya Makep. Aa, oraya da gittim. Lan oğlum nereye gidiyor oğlum? İleride hangi şehir var ya? Baltakan'da mı gidiyorsun? Galiba Baltakan'da gidiyor. Dur bakayım. Aynen oraya gidiyor. Aa, sığınak da bulduk. Çok güzel. Aa, dur. Ticaret. Oğlum bir şey de pahalıya satılsın ya. O kadar ürünü aldım. Satamıyoruz. Bitti. Bu Tiyal'a gidiyor yani Tiyal. Görevlere bakacağım. Godun. Godun. Tüh. Esticar. Hadi burada lütfen pahalıya satayım artık. Neyse para verdi biraz daha. Yok abi. Burada bira daha da ucuz. Keten. Zarara girmişiz yemin ediyorum. Burada her şey daha ucuz. Niye böyle oldu? Allah Allah. Neyse bitti. Godun gel buraya. O vardı tamam. Burçunu konuşayım ondan sonra videoyu bitireceğiz. Ben Eren Han, sen kimsin? Tamam, bana savaşı anlat. Evet, tam bir delilikti. İmparatorluğa indirilen en büyük darbeydi ve biz bayrak yüzünden kendi aramızda ağız kavgasını tutuşarak bunu çarçur ettik. İhtiyar Olekin, bu arada bir dakika yazıyı kapatıyor biraz. Şu yukarı alayım ha. İhtiyar Olekin ejderha sancağını imparatorun cesedinin elinden söküp aldığını söylüyorlar. Ancak sonrasında savaşta kılıcını bile çekmemiş olan Prens Raganvat sancağın üzerinde hak iddia etti. Üstü başı düşman kanıyla kaplanan Olek Raganvat'a güldü ve ona kendi oyuncağının kendisinin bulmasını söyledi. Raganvat ona vurunca Olek sancağın gönderini dizinin üzerinde kırdı ve prensine fırlattı. Oha. Belki de sadece Raganvat'tı. Batanya kralı Calad... Bunlar nasıl isimler ya? Caladok geldiğinde öfkeden köpürüyordu. Batanyalılar imparatorluğun öncü kollarının cesetlerini soymakta acele etmemişlerdi ve Sturgiyalılar onlara kızgındı. Dolayısıyla Raganvat onu korkak olarak adlandırdı. Caladok dağını büktü ve çekip gitti. Önce en güçlü vasalına, sonra da en değerli müttefikine hakaret etti. Büyük bir başarı değil mi? Ama o zamandan beri akıllandı. Gerçi yine de onunla vakit geçirmenin hoş olduğunu söyleyemem. Peki. Teşekkürler Godon. İsimler çok şey ya. Yok Godon, Modon falan böyle. Niye adam akıllı bir isim yok? Sibir'e gidelim.
Görev. Kalan süre bir mi? Dur. Hangi şeydi o görev? Ben oraya bir günde gidemem ki. Çok uzakta o. Bekle lan. Bitirme görevi. Bitirme. Bekle. Geliyorum. Vallahi geldim. Bitirme. Dur. Ya dur geldim be. Geldik ulan. Dur bakayım ticaret yapalım burada. Pamuk, tahıl. Tamam, keteni satabilirim. Yeşil yeşil olana kadar tamam sat. Bitir. Tamam, güzel. Tamam şu şeye gidelim şehre. Şu şehre gidelim, şu şehre. Biraz bu arada şeyi patlatmak lazım ya. Bagay. Ticaret. Dur bakalım. Bak burada da var. İyi güzel birkaç bir şey var. Niye ucuza gidiyor bunlar abi? Ticaret. Çıkış. Gel lan buraya. Lan kaçma. Neyse gönder asker gönder. Al bir yağmacıyla bitir. Nether shoes. Bakalım. Kötü. Ne yapalım? O ben göre bölüm biteceğim dedim. Unuttum gittim. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu bölümden de bu kadar. Eren Han'ın maceraları devam edecek. Daha tabii ki şu görevi yapmaya devam edeceğiz ama yapıyoruz. Pek aksiyona giremedik. Ben biraz da ticaret yapayım falan diye uğraşıyorum ama ilk başta olmuyor. Bakalım. Daha sonraki bölümlerde daha çok çapulcu öldürüp daha da böyle iyi görevler yapıp artık bir şekilde paraya konacağız diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Videoda benim kanala abone olmayı unutmayın.